Senden evvel davranıp kaderine batmaz. Tarifle burun değil bir kere coğrafyada böylesine dağ dedi. Yok yok dağ değil yarım adı. İstanbul Şehir Tiyatroları 2015-2016 sezonunda iddialı yapımları seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Sabri Esat Siyavuşlugil'in muhteşem çevirisiyle Cyrano de Bergerac, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyici karşısına çıkıyor. Beni hayata yeniden getirdiğiniz bir kılıç darbesi. Zaten o da birinin elinde bir vesile. Şehir tiyatrolarında son olarak 1976'da sahneye konan oyunda Cyrano'yu Mücap Ofluoğlu ve Dinçer Çekmez canlandırmıştı. Cyrano de Bergerac rolünde bu kez Yiğit Sertdemir yer alıyor. Adamı vurmak. Dikkat et. Düşecek elinden. Tabii ki önceden bildiğimiz için Cyrano de Bergerac, yani bütün tiyatro ile ilgilenenlerin zaten hayran olduğu bir karakter. İlgilenmese de hayran olduğumuz bir karakter aslında Cyrano de Bergerac, varoluşuyla, hayattaki duruşuyla. O yüzden daha aşinaydı. Tabii insan kendi rol modeller seçebiliyor. Yani bir role yaklaşırken birine benzetme ihtiyacı duyabiliyor vesaire. Benim için Tommy'ydi o. Tom Sinclair'di yani onun gibi. Birisi çünkü bir masal kahramanıydı o da. Tabii fiziksel olarak yorucu bir prova süreci ister istemez çünkü uzun bir oyun. İşte teknik gereksinimleri var, eskrim yapıyorsunuz, uzun tiratlar var vesaire. Ama iyi çalışıldı. Yani Mehmet Birke ve ekip hep beraber hakkını vermeye çalıştık doğrusu. Artık sıra bende. Emin ol. Mutlak. İyi bir silahşör ve şair olan Cyrano'nun tek kusuru haddinden fazla büyük olan burnudur. Kendini çirkin bulan Cyrano, Roxane'e aşıktır ancak Roxane'in gönlündeki kişi Cyrano'nun bölüğündeki Christian'dır. Ben yine şükür ederim sizi gördüğüm günde. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın bu sezonki konuk rejisörlerinden Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyunda Yiğit Sertdemir'e Roxane rolünde Ayşecan Tatari, Christian rolünde ise Tanju Girişken eşlik ediyor. Süsleyin mevzu. Sizi çok seviyorum. Sizi? Sizi çok seviyorum. Şüphesiz. Cyrano de Bergerac'ın burnu için Sertdemir, her oyun öncesi yaklaşık 2 saat süren bir makyaj süreci geçiriyor. Cyrano'nun makyajı, makyör Derya Ergün imzası taşıyor. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon oyunlarından Cyrano de Bergerac, 4 ile 7 Kasım tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Yani Cyrano de Bergerac karakteriyle özdeşlik galiba şuradan kuruluyor. Çok özlediğimiz şeyleri dillendiriyor Cyrano. Hem aşka dair, hem hayata dair, varoluşa dair pek çok şey dillendirebiliyor ve varoluşunu tanımladığı cümlelerden asla taviz vermeden yaşıyor. Hayatının her saniyesini idealleri doğrultusunda yaşıyor. Bu da çok önemli. O yüzden hepimizin hayatımızın bir tarafıyla, hayattaki varoluşumuzun bir tarafıyla özdeşlik kurabileceğimiz birisi aslında. Olmayı özlediğimiz, olmayı arzuladığımız birisi ama olmak kolay değil. Silahşörlük illa kılıç silahşörlüğü olmak gerekmiyor. Pek çok şey için hayatta mücadele ediyoruz. Şair olmanız gerekmiyor. Pek çok şey için cümleler kurabiliyorsunuz içinden geldiği gibi. Özel olan bütün bunların tek bir bünyede olması. Çocuklar! Çocuklar! İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon oyunlarından Cyrano de Bergerac, 4 ile 7 Kasım tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Hadi. Güzel. Sezen Aksu dinleyicilerinin karşısına Sezenli Yıllar adını taşıyan dev bir konser şovuyla çıkıyor. 40. sanat yılını söz ve besteleri kendisine ait şarkıları seslendirerek kutlayan Sezen Aksu, Harbiye Açık Hava'da 2 konsere imza atmıştı. Yaşanan terör saldırıları ve seçim atmosferi nedeniyle konserlerine ara verme kararı alan Minik Serçe'nin yeni konser tarihleri belli oldu. ...15 ve 16 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak Sezen Aksu'nun konserleri İstanbul Volkswagen Arena'da yapılacak.
İlk filmiyle izlenme rekorları kıran Düğün Dernek, ikinci filmiyle salonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yılın beklenen filmlerinden Düğün Dernek 2 Sünnet'in biletleri 6 Kasım'dan itibaren ön satışa çıkıyor. Bu kez bir sünnet düğünü macerasıyla beyaz perdeye çıkarılan filmin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut ve Rasim Öztekin yer alıyor. Düğün Dernek 2 Sünnet 4 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Oscar ve Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Adele'in Hello isimli şarkısı dinlenme rekoru kırıyor. En son 2011 yılında yayınladığı 21 adlı albümüyle büyük beğeni toplayan Adele, Rolling in the Deep, Someone Like You ve Skyfall şarkılarıyla hafızalara kazınmış, birçok ödüle değer görülmüştü. İngiliz sanatçı 20 Kasım'da yayınlanacak olan yeni albümü 25'in ilk single'ı Hello ile dinleyicilerine yeniden merhaba dedi. Adele'in yeni klibi yayınlandığı andan itibaren 1.1 milyon kez indirilerek bir rekora imza attı. Ruhsal hastalıklar ilk çağlardan günümüze insanlığın ilgisini çekti. Tüm dünyada yaklaşık 51 milyon hastası olduğu bilinen şizofreni hastalığı da öyle. Meraklıları için şizofreni hastalığının öyküsü Görmezden Gelmeyelim, Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni başlıklı bir sergiyle anlatılıyor. İlk olarak İstanbul Harbiye Askeri Müze'de ziyarete açılan şizofreni sergisi yolculuğuna Ankara Cermodern'de devam ediyor. Sergi, tarih öncesinden günümüze şizofreni hastalığında kullanılan tedavi yöntemlerini anlatıyor. Düşünürlerin ve bilim insanlarının şizofreni ile ilgili ortaya koyduğu teoriler hakkında bilgi veriyor. Ama hepsinden önce serginin amacı şizofreni hastalarına olanak sağlandığında ve tedavileri sürdürüldüğünde toplumda herkes gibi yaşayabileceklerini ortaya koymak. Yani şizofreni söz konusu ise her birimiz bu hastalığa yakalanma riskini bebeklikten ölünceye kadar taşırız. İnsanın gerçek dünyadan koparak içe kapandığı şizofrenide hastalar olmadık sesler duyup görüntüler görebiliyor. İşte bu empati kabinindeki canlandırmayla bir şizofreni hastasının duyduğu hissiyat anlatılmaya çalışılıyor. Ve dönen yatak. 1950'lerden sonra doktorların çoğu ruhsal hastalıkların tedavisinde deneysel yöntemler kullanmaya başlamış. Bu yöntemle hastayı yüksek hızla döndürerek hastanın dengesini ve beynini normal haline getirmek amaçlanmış. Abdi İbrahim Otsuka'nın desteği, Şizofreni Dernekleri Federasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan serginin küratörlüğünü Taze Fikir Ajansı'ndan Çağlar Gözü açık üstlendi. Görmezden Gelmeyelim, Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni sergisi yarından itibaren Ankara Cermodern'de görülebilir. Teşvikiye'deki Galeri Işık'ta açılan mülteciler konulu karikatür sergisi yoğun istek üzerine İstanbul Çemberlitaş'taki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'ne taşındı. Sergi burada ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Uzun ince bir yolda mülteciler adını taşıyan sergi, Aydın Doğan Vakfı'nın 32 yıldır düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan mülteciler konulu karikatürlerden oluşuyor. Mülteci sorununun değişik boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlayan Aydın Doğan Vakfı, bu sergi için arşivindeki 80 bini aşkın karikatürden bir seçki hazırladı. Sergide 16 ülkeden 37 sanatçının karikatürleri yer alıyor. Uzun ince bir yolda mülteciler sergisi 13 Kasım tarihine kadar İstanbul Çemberlitaş'taki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde görülebilir.
Ressam, yazar ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği Türkiye Başkanı Bedri Baykam, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan küresel zirvede 4 yıllığına Dünya Sanat Birlikleri Başkanı seçildi. Daha önceki dönemde UNESCO Dünya Sanat Birlikleri Avrupa ve Dünya Yönetim Kurulu'nda görev alan Bedri Baykam, Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kabul edilmesinde de önemli rol oynamıştı. Bedri Baykam'la Dünya Sanat Birlikleri'nin faaliyet gösterdiği alanları öğrenmek ve yeni görevi hakkında duygularını almak üzere bir araya geldik. AYAP, Dünya Sanat Birlikleri UNESCO'ya bağlı. Bugünün iletişim ağlarını kullanarak bütün dünya sanatçılarının sorunları, siyasi sorunları, baskılar veya her ülkenin yaptığı ilginç öneriler, mesela halka açık yerlerde sunulan sanat eserlerinin de karşılığında satış olmasa bile sanatçının bir para olması, almasını, bir karşılık almasını sağlayan bir teklif geliyor. Veyahut da yine son Pilsen'de zor durumda olan sanatçı ve yazarlara bir güvenli liman sunan şehirler gündeme geliyor. Yani buraya gel, vize sorunun yok, yeme içme sorunun yok, biz sana bakacağız, yeter ki sen mesleğini özgürce yap. Mesela buna benzer düşünceleri örgütleyen, aracılık etmek isteyen bir kurum ve ben de tabii şimdi bunun günümüzün iletişim çağı teknolojilerini de kullanarak bunu oldukça beraber bir diyalog haline taşımaya çalışacağım. İstanbul Şehir Tiyatroları 2015-2016 sezonunda iddialı yapımları seyirciyle buluşturmaya devam ediyor. Sabri Esat Siyavuşlugil'in muhteşem çevirisiyle Cyrano de Bergerac, Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyici karşısına çıkıyor. Beni hayata yeniden getirdiğiniz bir kılıç darbesi. Zaten o da birinin elinde bir vesile. Şehir tiyatrolarında son olarak 1976'da sahneye konan oyunda Cyrano'yu Mücap Ofluoğlu ve Dinçer Çekmez canlandırmıştı. Cyrano de Bergerac rolünde bu kez Yiğit Sertdemir yer alıyor. Adamı vurmak. Dikkat et. Düşecek elinden. Şişir. Tabii ki önceden bildiğimiz için Cyrano de Bergerac, yani bütün tiyatro ile ilgilenenlerin zaten hayran olduğu bir karakter. İlgilenmese de hayran olduğumuz bir karakter aslında Cyrano de Bergerac. Varoluşuyla, hayattaki duruşuyla. O yüzden daha aşinaydı. Tabii insan kendi rol modeller seçebiliyor. Yani bir role yaklaşırken birine benzetme ihtiyacı duyabiliyor vesaire. Benim için Tommy'ydi o. Tom Sinclair'di. Yani onun gibi birisi çünkü. Bir masal kahramanıydı o da. Tabii fiziksel olarak yorucu bir prova süreci ister istemez. Çünkü uzun bir oyun. İşte teknik gereksinimleri var. Eskrim yapıyorsunuz. Uzun tiratlar var vesaire. Ama iyi çalışıldı. Yani Mehmet Birke ve ekip hep beraber hakkını vermeye çalıştık doğrusu. Artık sıra bende. Emin ol. Mutlak. İyi bir silahşör ve şair olan Cyrano'nun tek kusuru haddinden fazla büyük olan burnudur. Kendini çirkin bulan Cyrano, Roxane'e aşıktır. Ancak Roxane'in gönlündeki kişi Cyrano'nun bölüğündeki Christian'dır. Ben yine şükredeyim sizi İstanbul Şehir Tiyatroları'nın bu sezonki konuk rejisörlerinden Mehmet Birkiye'nin yönettiği oyunda Yiğit Sertdemir'e Roxane rolünde Ayşecan Tatari, Christian rolünde ise Tanju Girişken eşlik ediyor. Süsleyin mevzumuzu. Sizi çok seviyorum. Süsleyin. Sizi çok seviyorum. Şüphesiz.
Cyrano de Bergerac'ın burnu için sert demir, her oyun öncesi yaklaşık 2 saat süren bir makyaj süreci geçiriyor. Cyrano'nun makyajı makyör Derya Ergün imzası taşıyor. İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon oyunlarından Cyrano de Bergerac, 4 ile 7 Kasım tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Yani Cyrano de Bergerac karakteriyle özdeşlik galiba şuradan kuruluyor. Çok özlediğimiz şeyleri dillendiriyor Cyrano. Hem aşka dair, hem hayata dair, varoluşa dair pek çok şey dillendirebiliyor ve varoluşunu tanımladığı cümlelerden asla taviz vermeden yaşıyor. Hayatının her saniyesini idealleri doğrultusunda yaşıyor. Bu da çok önemli. O yüzden hepimizin hayatımızın bir tarafıyla, hayattaki varoluşumuzun bir tarafıyla özdeşlik kurabileceğimiz birisi aslında. Olmayı özlediğimiz, olmayı arzuladığımız birisi ama olmak kolay değil. Silahşörlük illa kılıç silahşörlüğü olmak gerekmiyor. Pek çok şey için hayatta mücadele ediyoruz. Şair olmanız gerekmiyor. Pek çok şey için cümleler kurabiliyorsunuz içinden geldiği gibi. Özel olan bütün bunların tek bir bünyede olması. Çocuklar! İstanbul Şehir Tiyatroları'nın yeni sezon oyunlarından Cyrano de Bergerac, 4 ile 7 Kasım tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izleyiciyle buluşacak. Hadi. Güzel. Sezen Aksu dinleyicilerinin karşısına Sezenli Yıllar adını taşıyan dev bir konser şovuyla çıkıyor. 40. sanat yılını söz ve besteleri kendisine ait şarkıları seslendirerek kutlayan Sezen Aksu, Harbiye Açık Hava'da iki konsere imza atmıştı. Yaşanan terör saldırıları ve seçim atmosferi nedeniyle konserlerine ara verme kararı alan Minik Serçe'nin yeni konser tarihleri belli oldu. ...15 ve 16 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak Sezen Aksu'nun konserleri İstanbul Volkswagen Arena'da yapılacak. İlk filmiyle izlenme rekorları kıran Düğün Dernek, ikinci filmiyle salonlarda yerini almaya hazırlanıyor. Yılın beklenen filmlerinden Düğün Dernek 2 Sünnet'in biletleri 6 Kasım'dan itibaren ön satışa çıkıyor. Bu kez bir sünnet düğünü macerasıyla beyaz perdeye çıkarılan filmin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut ve Rasim Öztekin yer alıyor. Düğün Dernek 2 Sünnet 4 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak. Oscar ve Grammy ödüllü İngiliz şarkıcı Adele'in Hello isimli şarkısı dinlenme rekoru kırıyor. En son 2011 yılında yayınladığı 21 adlı albümüyle büyük beğeni toplayan Adele, Rolling in the Deep, Someone Like You ve Skyfall şarkılarıyla hafızalara kazınmış, birçok ödüle değer görülmüştü. İngiliz sanatçı 20 Kasım'da yayınlanacak olan yeni albümü 25'in ilk single'ı Hello ile dinleyicilerine yeniden merhaba dedi. So hello from the other side. I must have called a thousand times. Adele'in yeni klibi yayınlandığı andan itibaren 1.1 milyon kez indirilerek bir rekora imza attı. Ruhsal hastalıklar ilk çağlardan günümüze insanlığın ilgisini çekti. Tüm dünyada yaklaşık 51 milyon hastası olduğu bilinen şizofreni hastalığı da öyle. Meraklıları için şizofreni hastalığının öyküsü Görmezden Gelmeyelim, Tarih Öncesinden Günümüze Şizofreni Serüveni başlıklı bir sergiyle anlatılıyor. İlk olarak İstanbul Harbiye Askeri Müze'de ziyarete açılan şizofreni sergisi yolculuğuna Ankara Cer Modern'de devam ediyor.
Sergi, tarih öncesinden günümüze şizofreni hastalığında kullanılan tedavi yöntemlerini anlatıyor. Düşünürlerin ve bilim insanlarının şizofreni ile ilgili ortaya koyduğu teoriler hakkında bilgi veriyor. Ama hepsinden önce serginin amacı şizofreni hastalarına olanak sağlandığında ve tedavileri sürdürüldüğünde toplumda herkes gibi yaşayabileceklerini ortaya koymak. Yani şizofreni söz konusu ise her birimiz bu hastalığa yakalanma riskini bebeklikten ölünceye kadar taşırız. İnsanın gerçek dünyadan koparak içe kapandığı şizofrenide hastalar olmadık sesler duyup görüntüler görebiliyor. İşte bu empati kabinindeki canlandırmayla bir şizofreni hastasının duyduğu hissiyat anlatılmaya çalışılıyor. Ve dönen yatak. 1950'lerden sonra doktorların çoğu ruhsal hastalıkların tedavisinde deneysel yöntemler kullanmaya başlamış. Bu yöntemle hastayı yüksek hızla döndürerek hastanın dengesini ve beynini normal haline getirmek amaçlanmış. Abdi İbrahim Otsuka'nın desteği, Şizofreni Dernekleri Federasyonu'nun katkılarıyla hazırlanan serginin küratörlüğünü Taze Fikir Ajansı'ndan Çağlar Gözü açık üstlendi. Görmezden gelmeyelim, tarih öncesinden günümüze Şizofreni Serüveni sergisi yarından itibaren Ankara Cel Modern'de görülebilir. Teşvikiye'deki galeri Işık'ta açılan mülteciler konulu karikatür sergisi yoğun istek üzerine İstanbul Çemberlitaş'taki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'ne taşındı. Sergi burada ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Uzun ince bir yolda mülteciler adını taşıyan sergi, Aydın Doğan Vakfı'nın 32 yıldır düzenlediği Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'na katılan mülteciler konulu karikatürlerden oluşuyor. Mülteci sorununun değişik boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlayan Aydın Doğan Vakfı, bu sergi için arşivindeki 80 bini aşkın karikatürden bir seçki hazırladı. Sergide 16 ülkeden 37 sanatçının karikatürleri yer alıyor. Uzun ince bir yolda mülteciler sergisi 13 Kasım tarihine kadar İstanbul Çemberlitaş'taki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi'nde görülebilir. Ressam, yazar ve Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği Türkiye Başkanı Bedri Baykam, Çek Cumhuriyeti'nde yapılan küresel zirvede 4 yıllığına Dünya Sanat Birlikleri Başkanı seçildi. Daha önceki dönemde UNESCO Dünya Sanat Birlikleri Avrupa ve Dünya Yönetim Kurulu'nda görev alan Bedri Baykam, Leonardo da Vinci'nin doğum günü olan 15 Nisan'ın Dünya Sanat Günü olarak kabul edilmesinde de önemli rol oynamıştı. Bedri Baykam'la Dünya Sanat Birlikleri'nin faaliyet gösterdiği alanları öğrenmek ve yeni görevi hakkında duygularını almak üzere bir araya geldik. AEA, AYAP, Dünya Sanat Birlikleri UNESCO'ya bağlı. Bugünün iletişim ağlarını kullanarak bütün dünya sanatçılarının sorunları, siyasi sorunları, baskılar veya her ülkenin yaptığı ilginç öneriler, mesela halka açık yerlerde sunulan sanat eserlerinin de karşılığında satış olmasa bile sanatçının bir para olması, almasını, bir karşılık almasını sağlayan bir teklif geliyor. Veyahut da yine son Pilzen'de zor durumda olan sanatçı ve yazarlara bir güvenli liman sunan şehirler gündeme geliyor. Yani buraya gel, vize sorunun yok, yeme içme sorunun yok, biz sana bakacağız, yeter ki sen mesleğini özgürce yap. Mesela buna benzer düşünceleri örgütleyen, aracılık etmek isteyen bir kurum ve ben de tabii şimdi bunun günümüzün iletişim çağı teknolojilerini de kullanarak bunu oldukça beraber bir diyalog haline taşımaya çalışacağım.